Gazların davranışını açıkladığımız ya da açıkladığımız davranıştan daha iyi anlamamıza eriyen kinetik teori konusu var. Kinetik teori konusunda biz difüzyon ve efüzyon kavramlarını da görüyor olacağız. Burada gazların hareketinin ya da gazların hızının nasıl etkilendiği, nelerden etkilendiği, nasıl hesaplandığı ya da birbirlerine göre hızların nasıl kıyaslandığı konusunu işi işliyor olacağız. Ee, burası sayısal kısımdan başladığı yer ve gazların davranışını açıklamak için önemli bir teori olduğu için ben önemsiyorum. Ee, bu teoriden sonra da yavaş yavaş zaten gaz yasalarıyla konumuzda ilerliyor olacağız. Şimdi öncelikle kinetik teori nedir? Bununla bir başlayalım. Gaz moleküllerinin hareketlerini ve birbirleriyle etkileşimini inceleyen teoriye biz kinetik teori diyoruz. Kinetik teoride şu tür varsayımlarımız var. Yani bu teoriye göre birincisi Gaz tanıcıları arasındaki çekim kuvveti yok denecek kadar azdır diyoruz ve buradaki çekim kuvvetini biz neredeyse ihmal ediyoruz. Zaten ideal gazlarda çekim kuvveti yoktur diyoruz. Gaz kendi öz hacimleri bulundukları kabın hacmi yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür ki ideal gazlarda biz bu öz hacimleri yine ihmal ediyoruz. Burada iki tane varsayımımız zaten geliyor kinetik teorinin sonuçlarından biri olarak Üçüncü olarak da gazların Brown hareketleri yapacağını söyleyebiliriz. Burada doğrusal gelişi güzel hareket ederler. Burada zigzaglı hareketler de vardır ve gaz sancıları hareket ederken hem birbirleriyle hem de kabın çeperiyle çarpışırlar ve çarpışmaların tümünü esnek olarak kabul ederiz biz. Dolayısıyla bu da kinetik teorinin bir sonucudur. Farklı gazların sıcaklıklar aynı sıcaklıkta ortama kinetik enerjilerin birbirine eşit olduğunu da söyleriz ki biz burada bunların eşitliklerini de veriyor olacağız. Hani sıcaklıktan hızlar nasıl etkileniyor diye. Ve burada mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ki kinetik enerji 3 bölü 2 kt eşitliği ile verildiğini daha önce belirtmiştik. Ve burada mutlak sıcaklık ne kadar artarsa ortalama kinetik enerji de o kadar artar yorumu yapabiliriz. Şimdi difüzyon ve füzyon kavramlarımız var. Bunlar neler? Onlara bir bakalım. E, difüzyon aslında daha önce duyduğum bir kavram. Mesela biz e, herhangi bir yerde bir bir parfüm sıkarsak bir odanın bir tarafında bu parfüm bütün odaya yayıldığını görürüz. Burada gazların yayıldığının göstergesidir. Gazlar birbiri içerisinde yani bir gazın başka bir gaz içinde yayılması olayına biz difüzyon diyoruz. Yani geniş alanda gazların birbiriyle karışmasıdır da diyebiliriz difüzyon için. Efüzyona bakacak olursak da bir kapta bulunan gaz taneciklerinin küçük bir delikten dışarıya kaçması olayına efüzyon deriz. Hani bu işte işte mesela bisiklet lastiğinin sibobunu söktüğümüzde oradaki gazın hızlı bir şekilde daha düşük bir ortama doğru yayılması olayı efüzyondur. Yani küçük bir delikten gazın boşluğa doğru ya da düşük basınca doğru yayılması olayına efüzyon geniş bir aralıkta gazların birbiri içerisine karışmasına ise difüzyon olayı diyoruz. Bir gaz taneciğinin yayılma hızına bakacak olursak nelere bağlıdır dersek biliyorsun kinetik enerji Fizikten bildiğim bir kavram 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesidir. Yani hızın karesi kütle ile doğru orantılıdır. Burada kinetik enerjiye bakarsak kütle ne kadar fazlaysa ve bunun hız karesi çarpıldığı zaman kinetik enerji de onunla orantılı bir şekilde artacaktır. Dolayısıyla burada mol kütlesi ne kadar az olursa ve sıcaklık ne kadar artarsa gazın hızı da artacaktır. Yorumunu yaparız. Bir gaz tanecinin yayılma hızı tanecinin sıcaklığına ve molekül kütlesine bağlıdır. Molekül kütlesi azaldıkça ve sıcaklık arttıkça gazın hızı artar. Buradan şöyle bir şey söyleyebilirsin. Hafif olan gazlar hızlı hareket eder ya da aynı gazın sıcak olanı sıcaklık arttıkça hız artacağı için sıcak olan daha hızlı hareket eder diyebiliriz. Şimdi bizim burada bir kinetik enerji formülümüz var biliyorsun fizikten bu formülü. 1 bölü 2 m çarpı v kare e ee, ideal olarak kabul ettiğimiz iki tane gazı karşılaştıracak olursak burada kinetik enerjileri aynı sıcaklıkta kinetik enerji bir eşit olacağı için bu eşitliği yaptığımızda şurada birbiriyle sadeleştiririz ikisini şey yaptığımızda e, burada eşitlemeye kalktığımızda buradan nasıl bir sonuç gelir bak VA'nın karesi VB'nin karesi buradan ben bunu çekersem VA'nın karesi bölü VB'nin karesi eşittir Şurada MB, burada ise MA kalacaktır. Her iki tarafın karekökünü alıp şu karelerden kurtulmaya kalktığımda ise VA bölü VB yani A'nın hızının B'nin hızının oranı kök içinde B'nin kütlesinin A'nın kütlesinin oranıdır. Ki burada biz kütleden kastımız aslında molekül kütlesidir. Dolayısıyla burada molekül kütlesinin köküyle ters orantılıdır gibi bir sonuca da ulaşıyoruz. Molekül kütlesi ne kadar azsa gaz o kadar hızlı hareket eder sonucuna ulaşıyoruz. İşte kullanacağımız eşitlerden bir tanesi bu. E, formda tabi biz burada M'yi büyük M ile gösterdik. Büyük M ile göstermemizin sebebi molekül kütlesini ifade etmek içindi. Şimdi farklı sıcaklıklar olursa difüzyon hızı nasıl değişir dersek burada sıcaklık faktörü de devreye girerse burada bu sefer o az önce verdiğim kinetik enerji formülünü hatırla 3 bölü 2 KT formülü vardı. Bir de fizikten giren diğer kinetik enerji formülü var. Biz bu ikisini birbirine eşleyecek olursak şimdi burada ikiler sadeleşir 3 KT bölü M olur. Ben her iki tarafı Avogadro sayısı ile çarparsam K ile N'nin çarpımı yani K ile Avogadro sayısının çarpımı ideal gaz sabitine eşit olacak. Dolayısıyla buradan 3RT bölü molekül kütlesi olarak karşımıza bir formül çıkar. Yani şeyin bir gaz molekülünün ortalama yayılma hızı mutlak sıcaklığın kareköküyle doğru, molekül kütlesinin kareköküyle ters orantılıdır sonucuna ulaşıyoruz. İki tane gaz olursa tabii iki gazı aynı şekilde oranlayacak olursak sonuç olarak A'nın hızının B'nin hızının oranı şurayı zaten daha önce bulmuştuk. B'nin molekül kütlesinin A'nın molekül oranıydı. Ters orantıydı burası. Ama sıcaklığı doğru orantılı. A'nın sıcaklığı burada, B'nin sıcaklığı burada. Ama karekök olacak. Buna dikkat et lütfen. Yani bir gazın mutlak sıcaklığını 4 katına çıkarsa hızı 2 katına çıkar. Ya da molekül kütlesi 16 katta bir düşük olan bir gaza baktığımda onun 4 kat kadar daha hızlı hareket sonucuna ulaşırız bu formüle göre. Açık uçlu sorulara bakacak olursak birinci soruda aynı sıcakta hidrojen ve oksijen gazları arasındaki difüzyon hız oranı soruluyor. Şimdi hidrojenin hızının oksijenin hızına oranı dersek oksijenin molekül kütlesini yukarı yazacağız. Hidrojenin molekül kütlesini ise aşağı yazacağız. Bu şekilde yazdığımda kare kök içinde oksijenin molekül kütlesi 32 hidrojenin molekül kütlesi 2. 32 2'ye bölümde 16 bölü 1. Bunun da kare alırsak 4 bölü 1 olur. Hız oranı 4 olarak çıkar. Bu ne demek? oksijen gazı V hızıyla giderken hidrojen gazı 4V hızıyla yayılır. Sonucuna ulaşırız. İkinci soru klasik sorulardan bir tanesidir. Cam boru sorusu. Şöyle aynı anda iki tane gazı gönderdiğimiz 50 santimetrelik boruda hangi e, noktada karşılaşırlar? Ki burada helyum gazı referans olarak alınmış. Helyum gazdan kaç santimetre uzakta karşılaşırlar deniliyor. Şimdi burada ben önceki şöyle diyeyim. Helyumun hızının kükürt dioksit gazına hızına oranı eşittir diyeceğim. Kükürt dioksitin mol, yukarı, mol kütlesini yukarı, helyum mol aşağı yazacağım ters orantı olduğu için. 64 bölü 4'ten 16, 16'nın kare kökü 4 bölü 1 olarak gelecek. Bu ne demek? Helyum 4 V kadar giderken aynı anda kükürt dioksit V kadar gidecek. Ya da bunu aynı eşit zamanda aldıkları yol olarak düşünürsek helyum 4 X kadar yol alırken kükürt dioksit X kadar yol olacak. Toplamda alacaklar yol 5x. E 5x'lik yol 50 santimetreye eşitse x kadarlık yolluk 10 santimetreye eşit olacak. Dolayısıyla burada 4x'lik yola baktığımda şurada helyumdan 40 santimetre uzaklıkta karşılaşacağını söyleyebiliriz. Çünkü helyum 4 kadar yol alıyor olacak. 3'e baktığımda ise aynı koşullar altında bulunan yukarıdaki özdeş balonlardan helyum gazının tamamı efüzyon yoluyla 6 saniyede boşalıyormuş. Şimdi burada dikkat et boşalma süresi gibi bir faktör var. Boşalma süresi hızla ters orantılıdır bildiğin gibi. Çünkü x eşittir. V çarpı t eşitliğini biliyoruz herhalde. Dolayısıyla bir gazın hızı ne kadar hızlıysa boşalma süresi o kadar kısa olacaktır. Dolayısıyla ters orantıdır diyebiliriz. Şimdi burada helyum gazının tamamı 6 saniyede boşalıyormuş. Şimdi helyumla kükürtlü oksit var yine. Ben şöyle bir şey yapsam. Helyumun hızının. Yine kükürt dioksit hızını oranı dediğimde helyum moleküllesi 4. Kükürt dioksit hesaplarsak 32 artı 2 tane 16'dan 32 64. 64 de yazarsak 16 bölü 1'den kare alırsak 4 bölü 1 gelir. Dolayısıyla helyum 4 ve hızında giderken kükürt dioksit ve hızında gidecek sonucuna ulaşırız. E bak burada miktar da farklı ama 100 mililitrelik helyum gazı 100 mililitrek helyum gazı 6 saniyede boşalıyormuş. Bak burası 200 mililitre. O zaman koşullu ben buraya 200 mililitre olsaydı kaç saniye olurdu? Miktarı artırırsam sürede 2 katına çıkacak değil mi? 100 mililitresi 6 saniyede boşalırsa 200 mililitresi 12 saniyede boşalır sonucuna ulaşıyorum. Peki helyum 12 saniyede boşalacak. Yani 4 V'lik gaz 12 saniyede boşalırsa V'lik gaz ne kadar sürede boşalır? Ters orantı olması gerekir. Dolayısıyla yan yana çarp çarpımlar ne eşit bu? 12 çarpı 4V eşittir V çarpı soru işareti dersek buradan e, kükürtlü dioksit gazının 48 saniyede boşalacağının sonucuna ulaşırız. Dikkat et yalnız e, burada miktarlar da önemli. O yüzden ben miktarı hemen 200 mililitreye çıkardım ki e, sonuçta hata yapmayayım. Çünkü sonucu bulduktan sonra biraz e, şaşırabiliriz. Yani onu 100 mililitreye indirmek e, indirmeyi unutabiliriz. O yüzden en baştan bunu iki katına çıkartmak bana daha mantıklı geldi. Tabi e i̇şlem basamanda unutmam dersen sen bilirsin. Dördüncü soruya bakacak olursak. Dördüncü soruda me metan gazının difüzyon hızının 8 metre bölü saniye olduğu şartlarda XO2 gazının difüzyon hızı 4 metre bölü saniyedir. E, X elementin mol kütlesi kaçtır denilmiş. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Ben e, mesela bunun difüzyon hızı 8 bunun difüzyon hızı 4 ise şöyle diyeyim. Metan gazını yukarı yazdım. X, e, XO2 aşağı yazarsak 4 bölü 2 den Şimdi bunun metanın ya da XO2'nin molekül kütlesini yukarı yazacağız. Şu şekilde. Metan gazını da aşağı yazacağız. Metan gazını da hesaplarsak bir tane karbon 12, 4 tane hidrojen 16 oluyor toplamda. Şöyle bir şey oldu. Şimdi ben buradan işlem yürütmeye çalışayım. Şurayı böldüğümde şurası 2 bölü 1. Ee, şöyle toparlayalım. 2 bölü 1 eşittir. Kök içinde molekül kütlesi XO2 bölü 16. Her iki tarafın karesini alayım. Şu kare kökten kurtulmak için. 4 bölü 1 eşittir molekül kütlesi xo2 bölü 16. O zaman buradan xo2'nin molekül kütlesi 64 olarak gelir ki bunun iki tanesi oksijenmiş. x artı 32 olacak o zaman çünkü iki tane oksijen 32 yapıyor. 64 dersek x buradan 32 olarak hesaplanmış olur. Beşinci soruya gelecek olursak da yukarıdaki sistemde metan gazıyla x gazları bulunuyormuş. K muslukları aynı anda açıldığında gazlar ilk olarak eşit bir kapta 3 noktasına karşılaşıyor. Yani şurada. Ben buradan hangi sonuca ulaşıyorum? X gazı 2 birim yol giderken metan gazı 3 birim yol gidiyor. O zaman ben bunun hızına 3V dersem bunun hızına 2V diyebilirim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. 3V bölü e, 2V eşittir. 2V olanı yukarı yazacağım. Bunun molekül kütlesi burası MX bölü. Bunun molekül kütlesi 16. Şöyle sadeleştirelim. Her iki tarafın karesini alırsak 9 bölü 4 eşittir MX bölü 16. 16'larda şunu sadeleştirsek 4 36 kere 4 e, bunun molekül kütlesi 36 olarak bulunmuş olur. 27 derece Celsius'ta helyum gazının hızının 327 derece Celsius'taki oksijen gazının difüzyon hızının oranı kaçtır demiş. Bak burada hem gazın cinsi değişiyor dikkat et hem de sıcaklık değişiyor. Sıcaklık birimim Kelvin olduğu için Kelvin'e çevireyim ben bunu. 273 eklersem 300 Kelvin olur. 273 eklersem 600 Kelvin sıcaklığına ulaşmış olurum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Helyum gazının hızı bölü. Oksijen gazının hızı eşittir diyeceğim. Oksijenin molekülesi yukarı. Helyumun sıcaklığı yukarı değil mi? Sıcaklıkla doğru orantılı. O zaman 300 Kelvin bölü. Helyum molekülesini aşağı yazacağız. Oksijenin sıcaklığını buraya yazacağız. O zaman şurayı toparlayacak olursak. Şurası gitti. Şurada 2 kaldı. Şunları sadeleştik. 8 kaldı. 8 ile de 2 sadeleşti. 4 kaldı. 4'ün kare bakarsak. 2 bölü 1 olarak Burada hızlar oranını bulmuş oluruz. Yeriye bakalım. Elastik balonda eşit mol sayısında x, y, z gazları var. Balonda 3 tane eşit büyüklükte delik açıldığında bir süre sonra balondaki mol sayıları x büyük, y büyük, z ilişkisi ölçülüyor. Molekül kütlelerini karşılaştırınız denilmiş. Şimdi ben buradan bir delik açtığımda buradan bütün gazlar dışarıya çıkmaya çalışacak. Dolayısıyla hafif olan gaz hızlı bir şekilde yapıyı terk edecek ve hızlı bir şekilde terk ettiği için burada kalan miktarı az olacak. Bu şekilde düşünmem lazım. O zaman en az miktar kalan burada Z olduğu için difüzyon hızı olarak Z'nin difüzyon hızının Y'den, Y'nin difüzyon hızının ise X'ten büyük olduğu sonucuna ulaşırım. Çünkü burada X ağır kalmış, yapıyı terk edememiş ve balanda çok miktarda X'in kaldığını söyleyebiliriz Mo sayısı olarak. O zaman ben burada eşit mol sayısına bulunuyor bunlar ve bunlar aynı ortamda bulunduğu için sıcaklıkları da aynı. O zaman mol kütlesi ilişkisini nasıl söylerim? Mol kütlesi ilişkisini şöyle söyleyeceğim ben. E, burada hafif olan gaz hızlı hareket eder diyeceğim. Dolayısıyla hızlı olan gazın molekül kütlesinin az olduğunu sonucuna ulaşırız. O zaman burada en büyük molekül kütlesinin x'e ait olduğunu Sonra Y'ye. Sonra da Z'ye ait olduğunu söyleyebiliriz. Efüzyon hızına bakacak olursak da Z'nin efüzyon hızının Y'den. Y'nin efüzyon hızının da eksen büyük olduğunu zaten şurada bulmuştuk. Dolayısıyla hem A hem de B şıkkını bu şekilde cevaplandırmış oluyoruz. 100 santimetrelik cam borular var. 8. soruda. Helyum, kükürt, dioksit ve metan gazları alınmış. Helyum gazı cam borunun diğer ucuna ulaştığı sırada denilmiş. Yani burada helyum gazı burayı tamamen geçecek. Bu sonuca ulaşırsak. Diğerleri kaç santimetre uzakta olur? Şimdi bunların ben bir hız oranlarını çıkartayım. Bunun molekül kütlesi 4. Şunun molekül kütlesi e, 30 64 şunun molekül kütlesi 16 peki o zaman e, molekül kütlesi ters orantılı değil mi bunlar şimdi şöyle bir yaklaşım yapamaz mıyız burada en hızlı olan gaz helyum İstersen şöyle yapalım helyumun hızı eşittir metanın hızı diyelim şöyle e, burada şöyle bir sonuca ulaşırız metanın moleküllesi 16 e, şeyin helyumun ise 4. Şöyle sadece şimdi 4 4 bölü 4'ün kare köküne 2 gelir. Dolayısıyla ben buradan. Metanın hızına. E, ya da şöyle söyleyelim. Burası 2 bölü 1 geldiği için. Burası 2 V hızındayken burası V hızında oluyor. O zaman e, burası 100 santimetreyi geçiyorsa. O zaman bu daha yolu yarılamıştır diyeceğim. Böyle bir sonuca ulaşıyorum. 50 santimetrelik bir uzunluk olacak. Şimdi e, Peki kükürt dioksite bakarsak durum nasıl olur? Kükürt dioksitle kıyaslayalım. Onu da yeşil renkli yapalım. Helyumun e, yine hızına karşılık kükürt dioksitin hızına bakacak olursak helyum 4, kükürt dioksit 64. 64 bölü 4'ten 16, 16'nın kare 4 yapacaktır. O zaman helyumunuzu 4V iken kükürt dioksitinizi V oluyor. Peki o zaman şu sonuca dolaşırım. Ben 4V hızıyla 100 cm yol alıyorsam V hızıyla 25 cm yol alırım. Yani şurada olmuş olurum. Dolayısıyla burada kükürt dioksit için başlangıçta 25 santimetre. metan gazı için ise başlangıçtan 50 santimetre uzaklıkta olduğu sonucuna ulaşmış olurum. 9'a bakarsak XZ gazdan belirli sıcaktaki difüzyon hızları verilmiş. Burada kükürt dioksit gazı olduğuna göre denilmiş. Y gazı için yani şurası CO2. X ve Z gazlarının molekülleri ne olur denilmiş. Öncelikle x'i yapalım. X'in hızının Y'nin hızına oranı diyeceğiz biz burada. Değil mi? Şöyle bir formül olarak yazalım. Y'nin molekül çarpı X'in sıcaklığı X'in molekül çarpı Y'nin sıcaklığı. Peki bunları yerine koyarsak ne olur? Burada difüzyon hızı X'in 4v Y'nin 2v eşittir kök içinde yaldım da Y'nin molekül kütlesi zaten bana verilmiş 64 olarak. X'inki sorulacak çarpı T'nin sıcaklığı ya da X'in sıcaklığı T, Y'nin sıcaklığı 4T. Şimdi buradaki işlemi yürütmeye çalışalım. Şöyle sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Şöyle sadeleştirdim. Burada 16 kaldı. Şunlar da gitti. Karı kök alırsak şurası ne olur? 2 bölü 1 eşittir. 4 bölü molekül kütlesi X. Aslında kötü bir işlem yaptık ama neyse. Şöyle yapsak şurası 2 oluyor. Dolayısıyla molekül kütlesi x eşittir. Kare karesini alırsak 4 olarak bulunmuş oluyor. Biraz bir işlem basamağı atladım ama umarım anlaşılmıştır. Şimdi z'yi bulmaya çalışalım. Yine benzer şekilde y'den de gidebiliriz. Fark etmiyor. Hadi y'nin hızının z'nin hızının oranı diyelim şimdi de. Ne olacak? Z'nin molekül kütlesi t'nin sıcaklığı. Burada y'nin molekül kütlesi çarpı z'nin sıcaklığı. O zaman Y'nin ben hızına bakacak olursam 2v, Z'ninki 8v. Şöyle diyelim 2v bölü 8v eşittir. Z'nin molekül kütlesi bilmiyorum zaten bana onu soruyor. Böyle Y'nin molekül kütlesi 64'tü çarpı Y'nin sıcaklığı Y'nin sıcaklığı 4t, Z'nin sıcaklığı 16t. Evet böyle bir soru. Şimdi şöyle sadeleştirdim 4 kaldı. Şöyle sadeleştirdim. 4 kaldı. Her iki tarafın karesini alırsam şuranın 1 bölü 4'ün karesi ne yapacaktır? 1 bölü 16 eşittir. Yukarıda sadece kütlesi Z var bölü. Aşağıda da 64 çarpı 4 var. İstersen çarpma. Şöyle kalsın. Şimdi sadeleştirmeye devam edelim. 64 ile 16'yı sadeleştirsek 4 kalır. Dolayısıyla burada Z'nin moleküklesinde 16 olduğu sonucuna ulaşmış oluruz. 30 cm uzunluğundaki bir cam borunun uçlarından gönderilen metan ve oksijen gazları ilk olarak cam borunun tam orta noktasına karşılaşmaları için yani şurada karşılaşacaklarsa bunların hızlarının aynı olması gerekiyor. Doğru mu? Hızlar aynı olacaksa hız oranlarını ben 1 bölü 1 diyeyim ve şöyle bir şey yapayım. Mesela metanın e, molekül kütlesini yukarı yazarsam oksijenkini aşağı yazacağım. Ama metanın bu sefer sıcaklığını aşağı yazmam lazım. Çünkü ters yazmam lazım. O zaman metanın sıcaklığı zaten aşağıda verilmiş bana burada o şekilde şöyle de buluyorum. Her iki tarafın karesini aldığımı düşün şu şekilde. O da ne olur? 1 bölü 1 eşittir. Şunları da sadece 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 çarpı sorulan diyelim. Şu oran zaten sorulan. O zaman 1 bölü 2'yi karşı tarafa atarsak sorulanı biz 2 olarak bulmuş oluruz. Yazarım sorularına bakalım. Kinetik teoriyle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Aynı sıcakta bütün gazların ortalama kinetik enerjilerin birbirine eşit olduğu bilgisi vardır kinetik teoride. Çünkü kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır sadece. Gaz sancıları her yönde doğrusal ve zigzaglı hareketler ederler. Doğru. Gaz moleküllerinin kendi molekül hacmi bulunduğu kabın hacmi yanında yok denecek kadar küçüktür. İdeal gazlarda da bu hacim değeri ihmal edilir. İkiye bakacak olursak şekilde sistemde A ve B vanaları aynı anda açılarak aynı sıcakta hidrojen ve oksijen gazları difüzyona uğruyormuş. Buna göre gazlar ilk önce hangi noktada karşılaşırlar denilmiş. Şimdi hidrojen gazını şöyle yazarsak hidrojenin hızı böyle oksijenin hızı dersek oksijenin molekül kütlesini yukarı yazacağız. 32 hidrojen moleküllesi aşağıya 12 şunun karekökünü alırsak 4 bölü 1 olur. Dolayısıyla hidrojen gazı 4 birim giderken oksijen gazı 1 birim gidecek. 1, 2, 3, 4 gittik. 1 geldik. 1, 2, 3, 4 gittik. 1 geldik. 8 noktasına karşılaşırlar. Doğru cevap E seçeneği. Üçüncü soruya bakarsak sadece şekil üzerinden bakarak gazlarla ilgili hangilerine ulaşılabilir? Bir defa tanecikli yapıda olduğunu söyleriz. Çünkü tanecikli yapıyı görüyoruz. Gaz tanecikleri her yöne doğru sağa giderler. Bak farklı farklı yönler rastgele hareket ettiği gösterilmiş. Doğru. Karışmaların elastik olduğu bilgisine buradan ulaşamayız. Sadece 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Aşağıda sıcaklıklara verilen gazlardan hangisinin difüzyon hızı en fazladır denilmiş. Difüzyon hızının en fazla olması için molekül kütlesi olabildiğince küçük, sıcaklık ise olabildiğince büyük olmalı. Önce sıcaklıklara bakalım. Önce şu 0 dereceleri eleyebiliriz. Çünkü 100 derece Celsius'lar daha yüksek. Burada da hafif olan gaza bakacağım. En hafif olan gaz hidrojen gazıdır. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. 5'e baktığımda 300 Kelvin sıcaklığında helyum gazının ortalama hızı 1200 Kelvin sıcaklığındaki X gazının ortalama hızına eşittir denilmiş. Eşitlik olması için bunların sıcaklıklarıyla molekül kütlelerinin zıtlarının çarpımları birbirine eşit olması lazım. Yani şöyle diyorum ben. 300 Kelvin sıcaklığındaki helyumla yani burada x ile bunu orantılayacağım. Helyumun molekül kütlesi 4. Bunun da 1200 olan çarpımla eşit olmalı. Doğru mu? Hani çapraz olarak eşlemem, eşlemem lazım. Çünkü molekül kütlesiyle ters sıcaklıkla doğru orantılıdır. Karekök olması önemlidir burada. Karesini aldığımız zaman karekökten kurtuluyoruz. Dolayısıyla burada ve bir sadeleşme işlemi varsa 4 4 kere 4 16 olarak monik kütlesini hesaplamış oluruz. 16'ya geldiğimde helyum ve oksijen gazları aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisinde ortalama difüzyon hızları birbirine eşit olur denilmiş. Şimdi helyum ve oksijen gazlarına bakarsak burada e, molekül kütlelerinin kare ile ters orantılı diyeceğiz ya. Helyum molekül kütlesi 4, oksijen molekül kütlesi 32. Ben bunları sadeleştirdiğimde 1 bölü 8 çarpanım geliyor. Ama burada ne olmalı o zaman? Eşit olması için bunun ben kare alacağım ya bir şeyle çarpıp o zaman sıcaklık olarak da helyumun sıcaklığının oksijenin sıcaklığının 8 katı olması lazım. Çünkü 8'ler sadeleşsin. O zaman 8 kat fazla bir e, burada şey bekliyorum. Helyum gazının sıcaklık sıcaklığını bekliyorum. Pardon helyum diyorum. Oksijen gazının daha sıcak olması gerekiyor. İstersen şöyle yapayım. Daha net gör. Helyumun hızı bölü oksijenin hızı dersek. Net bir şekilde görelim. 32 bölü 4 çarpı. Helyumun sıcaklığı bölü oksijenin sıcaklığı. Şöyle daha net görürüz. Şurası 8 olur. Şunlar da hani eşit olması için 1 1 olması gerekir. Dolayısıyla ben buradan karesini aldığım zaman burada oksijenin hızının helyumun hızının 8 katı olması gerekiyor. Bu sonuca ulaşıyoruz. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir sonuca ulaşmış oluyoruz. O zaman bakıyorum. Bak şurada görüyorum. Gördün mü? 250 ve 2000. 2000 Kelvin 250'nin 8 katı olduğu için doğru cevabımız Denizli oluyor. 7'ye bakarsak 25 derecede bir gazın ortalama difüzyon hızı aynı sıcaklıktaki helyum gazının ortalama hızının yarısı kadardır. Helyumun yarısı kadarsa difüzyon hızı. Demek ki e, helyumun dörtte biri kadar ağır bir gaz. Ben buradan bu sonuca ulaşabilirim. Çünkü yarısı demek dörtte biri kadar ağır olacağı anlamına geliyor. E, i̇stersen şöyle yapabiliriz. Helyumun hızına V diyelim. Diğerinin hızına da biz V bölü 2 dersek. Şurası helyum yalnız. Eşittir diyelim. Şöyle yapalım. Helyum molekül kütlesi 4. Diğerinin molekül kütlesini bilmiyoruz diyelim. Hani buradan yaparsak. Burası 1, 1, 1 bölü 1 bölü 2'den 2 olur. Her iki tarafın karesini alalım bir de. Dolayısıyla 2'nin karesinden 4 gelir. Eşittir. Monoküklesi x bölü 4. 4 kere 4. Monoküklesini 16 olarak hesaplamış oluruz. Ama diğer mantıktan da yaparsın. Hızı helyumun yarısı kadarsa monoküklesi helyumun 4 katı kadar olmalı. E, monoküklesi 4 ise helyumun 12'de 16 olmalıdır. Sonucuna ulaşırız. 8. soruya geldiğimde aynı ortamda bulunan eksiye gazların bir cam borunun iki ucundan K musluklar açılarak aynı anda gönderilmiş. Şöyle ve şu noktada karşılaştıkları e, söyleniyor. İlk karşılaş nokta, nokta K noktası ise gaz moleküllerinin kütleleri eşitse demiş. Mutlak sıcaklıklar arasındaki oran nedir diye sorulmuş. Şimdi molekül kütleleri eşit olursa sıcaklıkla köküde doğru orantılı olacak. Dolayısıyla burası V hızına giderken burası 2V hızında gidiyorsa o zaman buranın sıcaklığına ben 4T dersem buranın sıcaklığına T demeliyim ki 4T'nin karekökünü alırsam 2 olsun. T'nin de karekökünü yani birinde karekökünü alırsam 1 olsun. O zaman Y'nin sıcaklığı, X'in sıcaklığının 4 katı olmalıdır. 2 katı ifadesi hatalı olmuş. Gazların sıcaklıklarını eşit alırsak mor kütlelerine bakarsak burada ters orantı ilişkisi olacak. Yani burada yazdığımız mantığı burada yazacak olursak x'in kütlesi için yani mx için ben 4m mor kütlesi dersem y'nin molekülesi için ise m kadar demem lazım. Çünkü bu çok ağır kalmış. Bu daha az hareket etmiş ve kar kökleriyle ters orantılı olduğu için burası 4m iken burası m olmalı. O zaman baktığımda y'nin kütlesi x'in 4 katı mıdır? Hayır. Bak bu da ters verilmiş gördüğün gibi. X'in mol kütlesi Y'nin 4 katı olmalıdır. Gazların mol kütleleri arasındaki ilişkiye bakacak olursak 1 bölü 2 olursa denilmiş. Burada mutlak sıcaklık ilişkisi 2 bölü 1 olur mu? Bir deneyelim. E, mol kütlesi x'in mol kütlesine 1 dersek yeni mol kütlesine 2 dersek x'in sıcaklığını aşağı yazmam lazım. x'in sıcaklığı 2 yeni sıcaklığı 1 olur mu? Olur. Şimdi ben bunun bu şekilde ifadenin kare alırsam burada 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış olurum ki e, orada da e, bu sonuca göre tabi yine asla ters orantı çıktı. Şöyle buradaki ilişkiyi ters vermiş. Çünkü bu sonuca göre x'in hızı y'nin iki katı oluyor. Yani şurası x'in hızı oldu. Şurası da y'nin hızı oldu. Dolayısıyla x'in hızının y'nin hızının yarısı kadar olması gerekirdi. Bu ilişkide Ters verildiği için bana yanlışı soruyor zaten. Hangisi yanlıştır diyor. O zaman doğru cevabımız E seçeneği oluyor. 9. soruya geldiğimizde metan gazının 4 saniyede geçtiği boruyu aynı koşullarda X gazı 2 saniyede Y gazı 8 saniyede geçiyormuş. Şimdi X eşittir V çarpı T ya. Ben aynı yol alacaksam hızla zaman ters orantılı. Eğer bu arkadaş 4 saniyede geçiyorsa ve diyelim ki burayı ben 2V hızıyla geçiyorum. O zaman bunun çarpımı 8V olacak ya. Buranın da 8V olması için yani ben buraya 2V hızına diyorsam burası 4V hızında olmalı. Yani hız 2 katında olmalı. Şuraya baktığımda ise yine 4 kere 2 8 olacağı için 8 kere ne 8 yapar? 1. O zaman bunların da hızının V olması gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim. Metan gazın hızı 2V idi. X'in gazı hızı 4V. Eşittir diyeceğim. Metanın mol kütlesi aşağı. X'in mol yukarı. Karekök. Ama karekökten kurtulmak için 2 ile çarpıyorum. Şunları sadeleştirdim. 1 bölü 2. 1 bölü 4 eşittir x'in moleküllesi bölü 16. Şöyle sadeleşirsek x'in mol ben 4 olarak hesaplamış oluyorum. Benzer mantıkla yine e, x ile metan gazını kıyaslayabiliriz ya da metan gazını yazalım yine. 2V bölü metan gazı için yazdım. E, y gazı için yazarsak o da V kadarlık bir hız. Eşittir diyeceğim. Metan gazı 16, Y gazı şurada. Her iki tarafın gene karesini alalım. Şunlar sadece 2 kalır. 4 bölü 1 eşittir y bölü 16. 16 ile de 4'ü çarpımı y gazında molekül kütlesini 64 olarak hesaplarız. Doğru cevabımız B seçeneği gelir. 10. soruya bakarsak yukarıda bir gazın sıcaklık değişimleri verilmiştir. Buna göre hangilerinden gazın ortalama hızını hızı 2 katına çıkmıştır denilmiş. Şimdi 227 derece Celsius demek 300 Kelvin demek, 327 derece Celsius demek 600 Kelvin demek. Sıcaklığın iki katına çıkması, hızı iki katına çıkarmaz çünkü sıcaklığın karekökü ile doğru orantılıyız. ifade hatalı. Buraya bakarsak 273 derece Celsius, şurası 546 Kelvin yapıyor. Burası 819 derece Celsius, 273'ü toplarsak ee, kaç yapıyor? 1024 mi yapıyor? 1092 yapıyor. Dolayısıyla bu da bunun e, 1092 bunun gene 2 katı bu da olmadı. 300 kelvinden 1200 kelvine 4 kat çıktığı için 4'ün kare kökü 2 olacağı için burası 2 katına çıkartacaktır. Doğru cevabımız yalnız 3 A seçeneği olur. Son soruya baktığımızda ise yukarıda molekül sayısı hız grafiği verilen X, Y, Z gazlarının hangileri olabilir denilmiş. Burada e, molekül sayısına baktığımda şurada hız olarak en fazla molekül sayısı burada x'in altında yer alıyor. Dikkat et şöyle bak baktığımda en son x'i görüyorum. Dolayısıyla hızlanan yani hızı büyük olan gazımız en fazla x gazı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla x'in en hafif olmasını bekliyorum. Burada en az molekül sayısı hızlı olan tarafta yani hızın arttığı tarafta en fazla molekül sayısı olan gazımız da z gazı. O zaman z'nin de en ağır olmasını bekliyorum. Dolayısıyla molekül klesi z'nin büyük y'den y'ninki de x'ten büyük olmasını bekliyorum. Şimdi bakalım Z64 oksijen 32 X16 64 32 16 bu benim istediğim bir sıralama. Şimdi diğerlerini de bozacak bir sıralama görebilirsin. Bak 16'ya 32 var. Dolayısıyla bunu eleriz. Çünkü Z'nin Y'den büyük olması gerekiyor. Ben neden bunu söylüyorum? Çünkü molekül kütlesi ters orantılı değil mi hızımız? Hız neydi? Kök içinde T bölü molekül kütlesi. T aynıysa molekül kütlesiyle ters orantılı. Ağır olan gaz Yavaş hareket edecek. Burada da baktığımda zaten burada Y'nin molekül ağırlığı x'ten büyük. Bu da elendi. Buraya baktığımda yine X'in ki Y'den büyük bu olması muhtemeldir. Çünkü X'in daha hızlı olmasını bekliyorum. Burada baktığımda ise yine X'in molekültesinin Y'den büyük olduğunu görüyorum. Hatta en büyük olanı görüyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olarak görülüyor. Genetik teori ile ilgili sorularımız bu şekilde. Genelde e, bu ile işte boru içerisinde karşılaşma soruları ya da yarışma soruları şeklinde kıyaslama soruları geliyor. ÖSM'de bu, soracaksa aslında bu tarz soruları soruyor genetik teori ile ilgili. Ama gazdan da davranışını açıkladığımız bir teori olması açısından da önemli. Şimdi bir konu pekiştirme testimiz var. Konu pekiştirme testinden sonra gaz kanunlarıyla konumuza devam ediyor olacağız. Müzik